her kadının tutkusudur mücevherler. Ama bazıları var ki çok şanslı. Çünkü onların koleksiyonlarında paha biçilemeyen takılar var. İşte dünyanın en pahalı mücevherlerine sahip dünya starları. Bu mücevheri takan özel korumayla gezmeli. Her biri eşsiz, her biri servet değerinde. Dünyanın en nadide ve pahalı mücevherlerini hangi ünlü isimler takıyor? Oh, I'm excited to see you sing. Hangi ünlü isim bir küpeye 58 milyon lira verdi? İşte dünyanın en pahalı mücevherleri ve onlara sahip olan şanslı kadınlar. ...2009 yılının Oscar ödül töreninde Angelina Jolie'den daha fazla konuşulan bir şey varsa... ...o da kulaklarına taktığı zümrüt küpelerdi. Gözleriyle aynı renkteki iki parça damladan oluşan küpenin üstünde tam 115 karat zümrüt vardı. Belki de bu nedenle yanında Brad Pitt durmasına rağmen herkes kulaklarına baktı. Sizi daha fazla merak ettirmeyelim de fiyatı söyleyelim. Bu mini mini zümrüt küpelerin değeri tam 2,5 milyon dolar. Şimdi de 2013 Oscar törenlerine gidiyoruz. Eşi Ben Affleck o yıl en iyi yönetmen dalında Oscar aldı ama herkesin gözü Jennifer Garner'ın üzerindeydi. Here are the nominees for Best Foreign Language Film. Jennifer Garner bu özel gece için cüzdanın ağzını açmıştı. Boynunda ve kulaklarında 65 parça elmas, 40 parça pırlantadan oluşan bir takım vardı. Oh, I'm excited to see you sing. At the end, that's what I'm excited for. Retro havasındaki gerdanlık tam 120 karat değerli taştan oluşuyor. Küpelerin de gerdanlıktan aşağı kalır yanı yok. Onların da her biri 15 karat. Toplam değerleri ise İstanbul'da 8 lüks ev değerinde. Tam 2.6 milyon dolar. Yani yaklaşık 8 milyon lira. Kör Nokta filmiyle Oscar'lı oyuncular kervanına katılan ünlü oyuncunun 2014 yılında Oscar törenlerinde taktığı küpeyle koca bir mahalleyi satın alabilirsiniz. Yaprak motifli kulak kelepçesinin üstünde 10 karatlık tam 7 elmas parçası bulunuyor. Değeri ise dudak uçuklatacak cinsten 6.4 milyon dolar. Yani Türk lirasıyla 20 milyon liraya yakın. Sandra Bullock'un küpeleri gözlerinizi yuvalarından fırlatmış olabilir ama şimdi sıkı durun. Çünkü zirvedeki ismin mücevheri sizi derin rüyalara sevk edecek. You know, it's a little slight inconvenience when you're wearing a dress, but it's so good for the reservoir. So no, I didn't worry about that. Yüzüklerin Efendisi serisindeki elf kraliçesi Galadriel rolüyle adını tüm dünyaya duyuran Kate Blanchett üzerinde hayali bile zor kurulacak bir servet taşıyor. You're too old to be standing. Nadir bulunan pembe ve yeşil elmastan çiçek motifli küpeleri ve zarif bilekliği için ünlü oyuncu küçük bir ülkenin milli geliri kadar para harcadı. It's always a shock in that moment. There's never any shoo-in because it's not the Olympics. It's a cultural event. Eminiz şimdiden fiyat tahminleri yaptınız ama inanın bu mücevherlerin değeri tahminlerinizin çok üzerinde. Tamı tamına 18 milyon dolar. Yani yaklaşık 58 milyon Türk lirası. In an extraordinary screenplay by Woody Allen. Thank you so much, Woody, for casting me.